Evet. 4 doğum yaptım. Aha. Benim küçük çocuğum 22 yaşında. Maşallah, evet. Ama benim midem var. Daha doğrusu göbekteydi de midem var. Evet. Kaç Buna kilosunuz peki? ben şimdi şu an 93 kiloyum. Boyunuz nedir efendim? Boyum 1.68. 1.68. Anladım. Peki göbeğinizin altında çatlaklar var mı veya karnınızda çatlaklar, sarkma probleminiz var mı? Yok, öyle fazla bir sorunum yok, az var. Yani sarkma var mı? Öyle bir çok fazla bir sarkmam yok ama beni rahatsız ediyor. Birkaç arkadaşım gitti yaptı, memnun kaldı, gördüm. Evet. Onun için şimdi size canlı yayında görünce dedim sorayım ne yapabilirim. Şimdi şöyle, karın bölgenizde şimdi 93 kilosunuz, hakikaten oldukça fazla kilonuz. Bununla Evet, böyle. ilgili olarak yağ alınabilir. Sadece yağ alma dediğimiz, hani Almanca Fettabsaugung salgın diyorsunuz. Evet. Biz liposuction diyoruz. Bu yapılabilir. Eğer sarkma var ise o takdirde mutlaka germek de gerekiyor ama siz sarkmadan Ben bahsetmiyorsunuz. sarkmam var ama azdır. Ben yaparsam hem yağ aldıracağım Evet. hem de o sarkmayı da aldıracağım, böyle düz olsun. Çünkü Evet. o sarkmayı almasan birkaç arkadaş da gördüm tekrar kilo aldı, tekrar bu büyüme yaptı. Anladım. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii biraz kilonuz fazla. Ben Mutlaka kilom fazla, evet. bu işlem öncesi, bana gelmeden önce, eğer mümkünse biraz kilo vererek gelirseniz çok daha rahat oluruz. Çok daha ameliyatınız başarılı olur. Çok daha memnun kalırsınız. Ama kilo veremiyorum diyorsanız da mutlaka gelin. Geldiğiniz zaman öncelikle yağ alma yaparız. Eğer ki karnınız gergin ise, karnınız gevşedikten sonra da bir germe işlemi, o sarkmalarını düzeltmek için de bir uygulama gerçekleştirebiliriz. Bu mümkün efendim. Endişe etmeyin. Böyle bir iş Tamam. için İstanbul'a gelmeniz gerekecek. Ve geldiğinizde bir haftalık bir süreç yeterli. Bir hafta sonra da tekrardan buraya dönüp işinizin başına dönebilirsiniz. Tamam. Bunun ücretini Ücret tabii ki burada ekranda, yani canlı yayında böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ama öğrenebilir miyim? İstanbul'u eğer arar iseniz, ki ekranda muhtemelen telefon numaraları vardır, oradan size gerekli ücret bilgilerini verirler. Yine organizasyonla ilgili olarak da, yani İstanbul'a geldiğinizde nasıl karşılanacaksınız, nereye gideceksiniz, Ben hangi otel... İstanbul'a gelirsem kalacak yerim var. Evet. O zaman... O sorun değil, o sorun değil. Evet. Yalnız sadece böyle bir şey duydum. Yani diyorlar ki ne, ya kilo hesabı alıyorlar. Evet. Kilo hesabı mıdır, bu pavşal mıdır, onu öğrenmek istedim. Yok hayır efendim, kilo hesabı değil. Yani Tabii. bu Ay şöyle... canım. Biraz böyle komik oldu ama ben böyle duydum. Yok yok, bu program öyle bir program zaten. Her şey Ama açık. bayan Frankfurt'taysa bugün gelsin Fatih Bey'i göstersin, görüşsün. Nerede? Ben Frankfurt'ta oturuyorum, Offenbach'ta oturuyorum ama bugün gelme imkanım yok. Doktor Bey gelmiş. Bugün her Bugün şeyi bırakıp gelmelisin. kaçırmayın bence de yani. Bugün gelip kendisine gösterip görüşüp fiyat bilgilerini tamamen alabilirsin, sabit fiyatları. Evet. Offenbach'tan bir Espan'a bineceksin, yukarı çıkacaksın. Hemen butik line, Beauty beauty line Sevda Hanım'ın yeri. Doktor Bey görsün size. Bakalım kilo mu az mı, 250 gram mı, 2 kilo mu söyleyecek. Aslında iyi olur. Kaça kadar Doktor Bey orada? Akşama kadar oradayız. Akşama kadar oradasınız. Evet, akşama kadar oradayız. Siz böyle 2.30'dan, 3.30'dan sonra çıkıp yavaş yavaş gelebilirsiniz. Ben adresi alabilir miyim? Adresi, bakın telefon numaraları yayınlanıyor zaten. Bizim salonumuzun telefon numarasını verelim size. Arayın, oradan size adresi tek tek versinler. 069 74 Yazıyor mu ama? 09 yazıyor musunuz? Kardeşim 250 gram mı, 3 kilo mu? İyilik yapıyoruz. Yazıyor musun numaraları? Tamam yazıyorum, 069 yazdım, sen öbürü söyle. 74 74 09 He. 34 He. 30 Tamam. ve o kadar karıştırır çünkü. Kızlar Türkçe de konuşuyor. Türkçe de adresi alabilirsiniz. Yani hiç problem yok.
Tamam, Almanca da alırım, sorun değil. Benim arabam var. Ben arabama da gelebilirim. E tamam, fıstık gibi. Şimdi hemen telefon et de doktor beye de ki canlı yayına bağlandım mı? Hani gramaj söyledim, kilo o benim de. Tamam mı? Hatırlamış oluruz. Tamam, ben söylerim, ben kaydederim. Hadi canım, iyi günler. Bu iş halloldu bugün. İyi günler efendim. Evet. Doktor bey hakikaten öyle hanımefendinin dediği gibi o da bir kulak dolgunluğu muhakkak. Evet. Var mıdır bunun bir gramajı, şu kadar yağ, bu kadar hayır, yağ? Hayır efendim. Yok. İlk defa duyuyorum. Gramajla bir ilgisi yok. Yani tabii öyle olunca kendim biraz kötü hissediyorum. Yani hani insan kasaba gider de 2 kilo 3 kilo. Ama öyle demeyin, ben reklamlarda seyrettim. Var mı gerçekten? Evet, o hanım da zannediyorum yani bilinçli olarak telefon etti. İşte şuramızdan şu kadar yağ alırsak, bu kadar para buradan bu kadar alırsak öyle... Ciddi söylüyorum, Almanya'da şimdi başka bir şehirde söylemeyeyim adını. Evet. Oraya telefon ettikleri zaman kilo hesabı. Hanımefendi doğru söylüyor. Aa, çok enteresan. Ben ilk defa ben de ilk defa duyuyorum. Evet. Böyle bir şey değil. Bizim şimdi liposuction uygulamalarımızdaki şey aslında bölgeseldir. Yani diyelim ki bel bölgesi bir bölgedir, basen bir bölgedir gibi. Yani evet. O bölgesel, isterse kişi 100 kilo olsun, isterse 60 kilo olsun, o çok fark etmez. Hani hangi bölgelerinde yağ fazlalığı çıkıntısı var ise, ki hanımefendinin anladığım kadarıyla karın ve bel bölgesini içeren bir yağ fazlalığı var. Yani karın ve bel bölgesi zaten 3 bölgedir. O şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Eğer ki bunun üzerine eklenecek işte basen varsa o ekstra bir şeydir gibi. Öyle düşün. Evet, yani bölgelere evet, göre değişiyor. Kilosuyla değil de bölgesel olaraktır o. Evet. Telefonumuz varmış. Alo. Televizyonunuzun sesini lütfen kısar mısınız? Alo. Hanımefendi, beyefendi bilemiyorum, yankı yapıyor. Bizi telefondan lütfen idare edin. Alo. Alo. Yönetmenim alamayacağız, vaktimiz çok... İsterseniz biz konumuzu biraz daha evet, hızlı bir şekilde anlatalım. Evet. Çünkü az önce çukurluklardan bahsetmiştik. Şimdi biraz da sarkmadan bahsedip sonra biraz vücut estetiğine girebilirim. Eğer son süremiz... bir dakikamız ama. Öyle mi? Evet, hemen kısaca alalım. O zaman yüzle ilgili öncelikle size şöyle söyleyeyim. Yazın geldiğinizde göz kapaklarınızı yapacağım. Ooo Leyla abla. Teşekkür ediyorum. Bakın benim gözlerimin kapakları buraya düşüyor ya doktor bey ilk... canlı yayında söyledim. Bu müdahale yapacak. Çok biz kaşını kaldırdık. Siz de etlerini evet, alın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Üst göz kapaklarınızı alacağım. Yüzünüzdeki şu mesela çukur olan yerleri biraz doldurup sizi daha da bir gençleştirmek oo, gerekiyor. Önümüzdeki sezon sizi gören herkes wow demeli yani. Evet. O wow da ben Eylül'de sizlere göstereceğim sevgili izleyiciler. Ben veda etmek zorundayım. Doktor bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ayaklarınıza olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok yoğun telefon vardı ama bağlayamadık. Olsun, sağlık olsun. Bugün hemen bu itilayına gidiyorsunuz sevgili izleyiciler. Fuskenger'de, Frankfurt'ta ortada o çok meşhur tam ortadaki hamburgerci var ya, o sokaktan içeri giriniz. 500-600 metre yürüyün, sağ tarafta dükkanımız. Konstablerbach'ı. Konstablerbach'ı. Konstablerbach'ı geldikleri zaman zaten oradan 2-3 dakika bir yol. Evet. Benim de köftelerim hazır. Mısır